Merhabalar arkadaşlar, videomuza geçmeden önce ufak bir dakikanızı alacağım. Biliyorsunuz ki son zamanlarda topluluk sayfamızda olsun, videolar sayfamızda olsun sürekli sizlere yan kanal hakkında duyurularda bulunuyoruz arkadaşlar. Artık farklı içerikler çekmeye başladığımız için yan kanala videolar atmaya başladık arkadaşlar. Eğer siz de farklı içerikler izlemek istiyorsanız kanalımıza gelerek abone ol butonuna basarak ve tüm bildirimi etkin hale getirerek anında tüm videolara erişebilirsiniz dostlar. Eğer olur da 1000 takipçi olduğumuzda Discord'umuzda güzel bir çekiliş yapacağız. Discord'umuza da gelmeyi unutmayınız. Açıklama kısmına linki var ve aynı şekilde kanalımızın linki de mevcut. Burada da 1000 takipçi olduğumuz zaman güzel bir şekilde işte sizleri bekliyor arkadaşlar. Dilerseniz videomuza artık yavaştan geçelim dostlar. Videoda görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye serisinin yeni bir bölümü hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlerle birlikte Monarş yoluna giderek dibimizdeki Suriye olsun, Bulgaristan olsun ve Yunanistan gibi birçok devletleri topraklarımıza katmıştık arkadaşlar. Sadece Suriye Fransızlardan isteyerek topraklarımıza katarak diğer devletleri ise kılıç hakkımızı almıştık biliyorsunuz ki. Onları sadece diplomasimizde bayağı bir gelişmeler olmuştu. 2019 78 binlik bir nüfusumuz varken 200 binlik ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz ve şu an için ittifamızda Alman İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu gibi birçok devletimizin olduğunu görüyorsunuz. Bu bölüm sizlerle birlikte Irak olsun, Suudi Arabistan ve İran gibi birçok devletleri topraklarımıza katarak Saadet Paktı'nı biliyorsunuz ki bozmuşlardı. Biz de onları geri ittifakımıza katmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz diyerek hemen hızlı bir şekilde askerlerimizi ve asimilasyonumuzu yapacağım dostlar. Ve bu tür serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıca çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte 12.000 aboneye doğru gidiyoruz. Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Buradan kutlamadığım dostlar varsa da onların da bayramını kutluyorum buradan. Şimdi hızlı bir şekilde dukatlarımızı basacağım ve daha sonrasında ise direkt olarak askerlerime buradaki küçük bir devlet var biliyorsunuz ki Arnavutluk. Bu Arnavutluğun sınırına koyacağım. Buradaki Arnavutluğu unutmamazlık olmasın. Hemen askerlerimizi basabiliriz aslında. Buradaki asimilasyonlar bitmiştir. Hemen şöyle basıyorum. Arkadaşlar bu arada yapmamı istediğiniz senaryolar olsun, seriler olsun varsa yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayınız. Eğer olur da meydan okuma serileriniz de varsa hashtag meydan okuma yazarak bana meydan okutturabilirsiniz oyunlarda. Haberiniz olsun. Şimdi Arnavutluğa karşı hemen savaşımızı açacağım. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde nereden baksanız tüm paramız bitmişti arkadaşlar. Ben buradan direkt olarak abimize savaşımızı ilan ediyorum. Hiçbir devleti çağırmayacağım. Buradan girelim arkadaşlar. Başkentine biraz yüksek asker olacağını düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm kadar asker yoktur. Bu arada senaryo linki açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oradan direkt olarak indirip oyunuza entegre edebilirsiniz arkadaşlar. Tirana'nın düşüşü. Gayet güzel. Hemen Tirana'yı da düşürdük görüyorsunuz ki hemen başkentten ayrılarak Arnavutluğun sınırını da alalım. Güzel. 2168 buralardaki tüm askerlerimi hemen başkentime çekeceğim. Başkentimi bu arada daha İstanbul yapmamışım. Hemen başkentimiz İstanbul yapalım. Yakın zamanda arkadaşlar Covid-19 senaryosu ve dünyanın yok olma senaryosu gibi birçok senaryo kanalda olacak. Bilginiz olsun. Bildirimlerin tümünü açarak anında videolara erişim sahibine hak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan onayla diyelim ya da anında erişebilirsiniz diyelim kısaca. Şimdi dukatlarımızı biraz arttıralım. Neo-Ottoman olarak araştırmaya biraz önem vermemiz gerekiyor. Görüyorsunuz ki 0.41'lik bir teknoloji puanımız var arkadaşlar. Bu teknoloji puanını biraz arttırmamız gerekiyor gerçekten. Şöyle hemen sağ üstten arttıralım abicim. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar farklı içerikler istiyorsanız yan kanalımıza bakabilirsiniz. Yan kanalımıza birden fazla yan içerik farklı içerikler yüklemeye çalışıyoruz. Eğer merak ediyorsanız açıklama kısmında linki var. Mevcut bir şekilde duruyor orada. Şimdi dukatımızı 50.000'e kadar indireceğim. 50.000'den sonra artık teknoloji puanımı şöyle bir kontrol edebilirim. Bu arada eventler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 81 tane event var arkadaşlar senaryoda. Bilginiz olsun. Bunun bir de faşist tarafına deneyeceğim. Onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü yorumlarda istemişsiniz. Monarş yoluna gittik ama biz ilk başta faşist tarafına da bakacağım. Merak etmeyin. Hemen hükümet biçimindeydi. Başkentimiz hemen İstanbul yapalım. Daha sonrası hükümet biçimimiz şu an monarşi. Keşke Neo-Ottoman değil de Osmanlı İmparatorluğu'na dönecek bir şeyimiz olsaydı. Neyse böyle de idare edeceğiz artık. Yapacak bir nasyonalizm var da tarafsız varmış. Aa, tarafsızlıkta da bir şeyler vardır bence diyeceğim de. Ben şimdi şu Saadet Paktı'nı bozan Irak olsun, İran olsun ve Afganistan gibi devletleri artık azarlamanın zamanı geldi dostlar. Hemen askerlerimizi sınıra çekiyorum. Bu arada akşam saat 21.00'da Twitch'te canlı yayında olacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında Twitch linkimiz de mevcut. Oraya da bakabilirsiniz, haberiniz olsun. Şurada hemen askerlerimizi basalım. Gel abi, askerlerimiz gelsin buraya. Bu şekilde yerleştireceğim. Bu kadar askerle tabii ki de Irak kuşatacağımı zannetmiyorum. Çünkü her Türkiye serimizde biliyorsunuz ki Irak bayağı güçlü oluyor. Bayağı güçlü olduğu için de hiçbir şey yapamıyoruz maalesef ki. Hemen şuradan askerlerimizi basacağım. Arkadan en çok askerler de çıkıyor. Evet, 7381 asker çıktı maşallah. Hemen askerleri çekelim buraya. Gel abi sen buraya gel. Güzel, hepsini toparlayacağım. Bu arada Türkiye üzerine yapmamı istediğiniz senaryolar falan varsa da yine yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Zombi istilasını ve uzaylı istilası gibi birçok senaryo istediğinizi biliyorum. Daha üzerinde uğraşılıyor dostlar. Onlar yakın zamanda artık kanalda olacak. Yani siz de beklettik biliyorum ama üzerinde bayağı uğraşılıyor arkadaşlar. Çok fazla event eklendi. Yaklaşık 200 aşan bir event olayı var. Yani çok fazlalar. Şimdi şuralardan hemen Irak'ı bir kuşatalım. Irak'ta şu an arkadaşlar biz savunmamızı başarılı bir şekilde yaptık ve Irak'ı artık ele geçirebiliriz diye düşünüyorum.
Biliyorsunuz ki ilk başlarda Irak bizim bir tane toprağımızı alır. Genelde daha sonrasında ise tüm toprağımıza gider. Ama bu sefer olmadı. Hemen şöyle güçlendirelim buraları. Bağdat düşünce event gelecek ve büyük ihtimal Bağdat'ın düşüşü yazacak. Nereden bildim? Ziza analizciyim kardeşim ben. 12.000. Hemen askerlerimi şöyle dağıtalım. Şuradan askerlerimize gideceğim. Evet, şu an Irak comeback atıyor arkadaşlar. Evet, Bağdat'ın düşüşü diye event gelecektir. Bağdat'ın düşüşü. Gayet güzel. Faldı Bağdat. Sevindim. Büyük trajedik bir durum hemen. Artımıza çevireceğim. Yalnız toprak kaybetmeye başladık aşağı yukarı taraflarda. Kuzey tarafında. Oradan yukarıyı biraz daha artılamamız lazım. Hemen askerlerimizi getireceğim buraya. 858'i buraya. Aynı şekilde bunları toplayalım. 958. Sen de buraya topla kardeşim. Tamam. Tüm askerlerimiz doğru yere gideceğini düşünüyorum. Evet. Acaba İran %80 işgal edildiği bir event gelecek mi? Hadi bakalım abicim. Ben bu arada senaryoyu bilmiyorum. Sizler birlikte ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Yani ikinci bölümde topu. Şimdi şuraları alalım. Bu arada arkadaşlar video aşağıdan beğenerek kanalı destekleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Beğenmek ücretli değil bu arada. Soruyorsunuz da yorumları. Birkaç arkadaşım sormuş. Ona buradan selam olsun. Şuradaki askerleri topla. Gayet güzel. Sen nereye kaçarsın ki? Gel bakayım gel. Sen de buraya git. Şimdi Irak'ın %100'ünü almış durumdayız görüyorsunuz ki. Hemen askerlerimizi çekeceğim ve daha sonrasında ise Irak'a hemen asimilasyon yapacağım. En son hedefimiz ise İran olacak. İran biraz zorlayabilir bizi ama elimizden geldiğince en iyi şekilde savaşacağız, merak etmeyin dostlar. 82'lik yıldızımızı alıyorum ve talepleri gönder diyerek işini bitiriyorum Irak'ında. Hemen asimilasyonumuzu yapalım. Buradaki asimilasyonlar bizi biraz yoracak ama elimizden geldiğince yapmaya çalışacağım. Yılımız bu arada 1942. İyi oldu. Atatürk ölmeseydi senaryosu da yapılabilir bu arada ya. Yani eventli bir şekilde. Normalde şu an Atatürk ölmedi ama bunu evente dökersek bence gerçekçi olabilir dostlar. Onu da bir yapmak lazım açıkçası. Yorumlar kısmında eğer istiyorsanız belirtebilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi 19.000 asker. Gel bakalım. Romanya'nın sınırına geç. Romanya'dan bize ekonomi lazım. Şimdi şuraya da bir tek de liman kurayım da. Hep limanı denizden gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul'dan gidiyoruz daha doğrusu. Şuralara bir liman kur. Güzel. Şuraya da kur abi. Liman kur buralara. Şimdi ben biraz oyunumuz gerçekçi olsun diye Sovyetler Birliği ile ilişki geliştireceğim. Sovyetler Birliği ile ilişkimizi yüksek tutarsak eğer ittifaka girdiğimizi düşünsenize. Yalnız onlar Amerika Birleşik Devletleri ile falan savaştalar. O yüzden onlarla şu an ittifak yapamayız dostlar. Ama ben yine de bir para vereyim de. Belki nasiplenir arkadaşlar. Şuradan hemen askerlerimizi basacağım. 4751. Güzel. Gayet güzel. 2417'de buradan basalım. Bu arada bu tür videoları anında izlemek istiyorsanız kanala 2,5 liradan katılarak tüm videoları erkenden izleyebilirsiniz dostlar. Büyük ihtimal şu an siz pazartesinin videosunu izliyorsunuz. Yani ben bu videoyu pazar günü çekiyorum büyük ihtimal. Arkadaşlar yani videoları anında izlemek istiyorsanız kanala katılabilirsiniz dostlar. Yalnız bu Romanya çok güçlü. Romanya bize başta çok fazla vurdu. Lakin bu başta vurması arkadaşlar ileriki safhalara gittiğimizde zayıflayacağının anlamını gösterir. Çünkü ilk başta büyük askerler gönderdi bize. Eğer bizim Avustralya Macaristan serimizi izlediyseniz orada da görebilirsiniz. Avusturya demedim bu arada. Avustralya dedim. Yorumlarda sakınlıkla yazmayın. Avustralya'da Macaristan'ı formlarsanız eğer Steam'den başarım kazanıyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Onu da yapmak isteyenler varsa yapabilirsiniz. Ben çünkü dün yaptım. Bakmak isterseniz de bakabilirsiniz. Şimdi 9573 şöyle askerlerimi şöyle dağıtalım. Artık yavaş yavaş toplayacağım buraları. Diyecektim ki reis hala güçlü ya. Bükreş'in düşüşü. Bükreş'in düşüşü de bizim de pek aydınlaştığımız dönem değil açıkçası. Şuna bakar mısın abi? Şimdi burada 2545 asker var. Şurada 213 var. Şurada da bir tane 1000 asker vardı. O yüzden buraya bu kadar. Buraya bu kadar basacağım. Buradan da bu kadar. Yani evet burayı şöyle toplayabiliriz dostlar. Evet, şurayı da şöyle güçlendirelim. Evet kardeşim şimdi Bükreş'i benden alamazsın. Onu bir unut. Evet alabilirsin pardon. Güzel. Arkadaşlar şuraları hemen toplayacağım. 1998'lik askerim buraya. Bir kısmını da buraya yollayacağım. Aynı şekilde buraları da tutuyorum. 2478 sen buraya gidiyorsun. Evet Romanya'da biraz zorlanacağız ama yani elimizden geldiğince topraklarımızı kurtaracağımızı düşünüyorum. 2518 sen de buraya git kardeşim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan biraz asker basalım. Buradaki nüfusu da bitirdik bu arada yani nüfus falan kalmadı. Lakin Romanya devleti bence bizi yenemez. Gelsin abi sıra bizde. Zar bir kere de bizim yanımıza dönsün şu zar ya. Vallahi bak adam bize savaş açar yine son biz savaş açarız arkadaşlar. Yani oyun sürekli bizim tarafımızda değil ama. Lukas sen biliyorsun yine işini hadi bakayım. 1012 sen şuraya gidiyorsun. 943'te buraya. 2039. Tamam. 2889'u buraya atacağım. 3478. Güzel. Bunların hepsini dağıtıyorum. 405. Bu arada yakın zamanda YouTube'da bir canlı yayın açacağım. Bildirimi açarak anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar canlı yayında da haberiniz olsun. Yine yayında büyük ihtimal oyun oynar mıyız bilmiyorum ama videolar izleriz haberiniz olsun arkadaşlar. 2143.
Bunlar buraya, aynı şekilde bunlar da buraya. 720'lik askeri de dağıtacağım bu şekilde. Evet, Romanya seferimiz an itibariyle bitmek için az kalmıştır. Haberiniz olsun. Yakın zamanda bitecektir diye düşünüyorum. Şuraları al abi. Benim yine karnım acıkmış. Ben yine garip garip konuşuyorum. Anlamadım. Hiçbir konuştuğum şeyi de anlamıyorum bu arada. Romanya da anlamıyor büyük ihtimal. Şuna bakar mısın? Bu ne abi? Sen bir tane eyaletin kalmış lan. Biraz saçmasın be kardeşim. Tamam. Şimdi hemen şuradaki askerleri dağıt bakalım. Sen şuraya gidiyorsun. Dışarıda birisi bir şey patlatıyor abi. Dövüyor birbirlerini arada. Anlamıyorum ama. Çok işlek bir caddede oturduğum için kusura bakmayın bunun için de çok araba geçiyor, çok motor geçiyor. Yani garip, çok trajik bir durum arkadaşlar. Üzülmek. Evet, Romanya kralını hemen topraklarımıza katamıyorum. Vasallaştırmayı kaldır, topraklarımıza katabiliriz şimdi. Talepleri gönder. Daha sonra tüm askerlerimi çekeceğim. Gel abi. Benim genelde karnım acıktığı zaman arkadaşlar çok garip konuşurum. Zaten bunu artık siz de anlamışsınızdır zamanla. Yani anlamıyorum. 20 çift sıfıra da video yetiştirmeye çalışıyoruz ya bir hali. Ondan dolayı olabilir dostlar. Bunun için özür dilerim. Hemen askerlerimi çekeceğim. Araştırmayı ve yatırımları şöyle aç bak. Hatta araştırmayı kız, malları aç abi. Yatırımlar da şöyle hafif açık kalsın. Güzel. Hemen paramızı indirelim biraz. İndirgeleyeceğim paramızı. Hatta şu kalan paramıza bir asimilasyon yapalım. Ondan sonra indiririz artık. Asimilasyonumuzu yapıyorum. Birkaç asimilasyon yeri kaldı. Onayla. Güzel. Gayet güzel. Artık formlayabileceğimiz farklı bir şey yok. Aslında burada bölümümüzü noktalayabiliriz. Yani serimizi finalleyebiliriz ya dostlar. Bilmiyorum ama siz kendiniz bilirsiniz. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bak aklıma bir şey geldi. Şu an o moda girsem mi acaba ya? Valla o moda girmek de güzel olabilir açıkçası. Arkadaşlar paramı eksi 100 bine kadar çekmeye çalışacağım. Belki başarılı olurum abi. Şöyle bir yapalım. Bakalım bak şimdi teknoloji puanımıza falan bakalım. Tek araştırmayı bu arada eksi parada yapılmıyor. Nüfusu 5000'e yapacağım eksi parayla, iyi bakın. 5000, hatta şöyle yatırımlar da bulustu abi. Hazır mıyız? Evet, birkaç yerde asimilasyon var. Onları hemen bir halledelim. Evet, asimilasyonlar yine iptal oldu. Ulan bunlar da bizi buluyor. Neyse. Evet, paramızı eksi 200 bin, hatta eksi 1 milyon yapacağım dostlar. 4 milyon 531. Görüyor musunuz? Ne güzel artık ya, paraya bak. Oh, mis gibi valla. 1 milyon. Hemen kapat abi. Evet. Şimdi benim setarmi bastığımı falan zannedersiniz. Siz de var ya. Siz de yine işinizdesiniz, ekmeğinizdesiniz arkadaşlar. Yorumları ilk yazan tayfa burada mı acaba? Buradaysa bir CCC alırım arkadaşlar. Evet, paramızı artıya çekmemiz lazım şimdi. Burada Alman İmparatorluğu İran'ı kuşatmış durumda. İran da artık abim izliyor sadece. Bu arada yakın zamanda Yeni Zelanda videosu kanalda olacak arkadaşlar, haberiniz olsun. Alman İmparatorluğu yani hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Avrupa rahat. Amerika nerede abi? Amerika da hiçbir şey yapmıyor. Evet, Meksika ile savaşıyormuş. Aşağıda Birleşik Krallık aşağı yuttu. Bu da burada. Burada bir şey var mı? Evet, burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunlar birbirleriyle arkadaş durumdalar. Evet, paramız şu an yine artıya geçti. Bizim devletin hazinesi biraz küçük sanırsam. Bunu biraz büyütelim. Hemen 6000 as dukatın basacağım hazineye. İtalya bana savaş açtı. Bu kötü oldu. Trajedik bir durum. Barış müzakereleri. Yalnız İtalya sen niye ittifak değilsin ya? Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Dedim, kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmamış değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlar. Eğer videoları erkenden izlemek istiyorsanız da kanala 2,5 lirada katılarak tüm videoları anında izleyebilirsiniz. Bundan büyük bir ihtimal çarşambaya kadar olan tüm videoları kanalda bulabilirsiniz dostlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Elimi masaya vurdum bu arada.